Çok teşekkür ediyorum emekleriniz için. Ben bir şeyi paylaşmak için söz aldım. Bir de bir iki küçük sorum olacak. Paylaşmak istediğim şey şu. Kontinans Derneği olarak gelecekte, yakın gelecekte üç ana konuyu çok belirledik ve öncülük yapacağız bu konuda. Bir tanesi üretroplasti, çok güzel bir kurstu. Artık tavır değişti tamamen. Optik üretrotominer neredeyse kalkıyor. Ve bu konuda Kontinans Derneği olarak değerli arkadaşlarımızla öncülük yapıyoruz ve yapacağız. İkincisi, seksüel fonksiyon bozuklukları kadında. Bu kongrede dikkatinizi çekmiştir, konuşuldu ve bugün yine vajinal estetik üzerine konuşmalar olacak. Bu konuda da artık işlevsel üroloji ve kadın üresi noktasında öncülük yapacağız. Ve bir üçüncüsü de vezikovajinal fistüller ve enterovajinal fistüller. Bu nokta da çok önemli. Bu konuda özellikle bu konuyu koyarken düşündük arkadaşlarımızla. Artık genç kardeşlerime söylüyorum, pratiğinizde çok fazla göreceksiniz bu fistül olaylarını. Çünkü artık tıp alanında, rutinde hem kadın doğumcularda hem genel cerrahlarda hem bizde de ameliyatların nitelikleri ve tedavi şekilleri çok değişti. Bu da fistüller açısından sayıyı çok arttırdı. Şimdi ben iki soru soracağım müsaadenizle. Bir tanesi Abdullah Hoca'ya. Abdullah Hocam, çok küçük fistüllerde koterizasyon yapıyor musunuz? İkincisi, fistül transvajinal yaklaşımlarda subtrigonal ya da trigon üstü diye ayırıyor musunuz endikasyonda? Bir de Şerif Murat'a bir soru sormak istiyorum. Vezikovajinal fistülle gelen hastalara rutin BT ürogram ya da MR-ürografi ya da IVP çekiyor musunuz? Üretero-vajinal fistülü ekart etmek için. Hocam ilk sorunuz vezikovajinal fistüllerde. Hocam kesinlikle tavsiye etmiyorum. Aksine bizim vezikovajinal fistül anarımında canlı dokuya ihtiyacımız var. Koterizasyon aksine oradaki canlı doku azalttığı için sonrasında yapılacak cerrahi de çok ciddi sıkıntıya sebep olacaktır. Ya ben klasik makalelerde geçtiği için onu ekledim ama kesinlikle yapılmasını tavsiye etmiyorum. Yapılmasını da önermiyorum. Hatta fistül alanının kürete edilmesi de vardı şeylerde ama onu da hiç yapmadım. Artı fistül, yani mutlaka sitoskopide supratrigonal mi, trigonal mi kontrol etmeye çalışıyorum. Benim için esas kriter vajinal yaklaşma supratrigonal de olsa vajinal yaklaşımla ulaşabiliyorsam vajinal yaklaşımla ben tedavi yapıyorum ama eğer vajenden yetişemiyorsam, ulaşamıyorsam ki çünkü son zamanlarda bir de şey çok moda oldu. Maalesef kadın doğumcular bunu çok sık yapıyorlar. Her cerrahi sonrasında mutlaka bir vajinoplasti yapıyorlar. Bazen parmakla muayene bile çok mümkün olmuyor. O zaman trigonal dahi olsa maalesef şey yapmayabiliyoruz. Hocam fistül eksisyonu değil ama fistül etrafından şöyle baklava denilen şekilde bir inisyon yapıp mesela bir vajeni birbirinden ayırıp ayrı ayrı katlarla şey yapıyorum. Fistül eksisyonu ekstra yapmak için uğraşmıyorum. Başka soru var mı? Teşekkür ederiz. Zafer Hocam. Doğru malzemeler hakkında yani. Hi, I will answer the second question about the CT scan. We don't do a routine CT scan for this case except if we have unclear ureteric injury. If it is not clear on the retrograde, we do CT scan değil sorum. Beta CT ürografi, MR ürografi ya da IVP. CT scan'ı sormuyorum. Ürografi yapıyor musunuz? Vezikovajinal fistülde rutin üretero-vajinal fistülü ekart etmek için. Böyle bir rutininiz var mı? CT scan'ı sormuyorum. No, CT ürografi. Not routine except we need to really look at the case and to know the segment of the ureter. But sometimes it's clearer without all these things and we just go and proceed. Şerif buradayken ben şeyi sormak istiyorum. Bu vezikovajinal fistüllerde dolgu malzemeleri, küçük fistüllerde tecrübeniz nasıl, öneriyor musunuz? Bulking agents, I use it many times, but not to treat the fistula. I treat the post-repair incontinence. No. Fibrin glü veya o tür şeyler kullanıyor musunuz? Küçük üreter, vezikovajinal fistüllerde. Tecrübeniz var mı hiç? PRP veya? No, we used methylene blue and we used the cyanoacrylate, but in the surgery, after suturing the first layer, we put it there.
But we don't put it in small fistulas because it doesn't, it will go and it will be absorbed and it doesn't make any difference. Because it doesn't stop if you put it on the mucosa. It's not working at all. You have to put it to, between the sutures. It's like interpositioning material, but not to block fistula. It will not work. Okay. Ben de bu fistüllerde en çok duyduğum endişe birden fazla fistül olması. Yani endoskopiyi, mesane endoskopisini çok iyi yapmak lazım. Ve ben rutin retrograd biyografi yapıyorum. Çünkü hep aklımın bir kenarında üretero-vajinal fistülünde bu işe karışmış olabileceği, kombin olabileceği endişesini taşıyorum. O yüzden fistül cerrahisindeki en başarılı cerrahi, nasıl üretrada konuşuyoruz, o da birinci cerrahi. Yani ilk cerrahide yapılabilecek en büyük gayreti göstermek lazım. O yüzden de pre-op değerlendirme, intraoperatif değerlendirmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yavuz Hocam. Efendim ben Şerif Murat kardeşimizle buradayken, ben Şerif Murat gibi 7 kere Afrika'ya gittim. Tesavu ve Nayame'de üniversitenin davetlisi olarak gittim. Bu tetkiklerin çoğuna hiç gerek yok. Niye? Çünkü oradaki şartlar o kadar sınırlı ki Şerif Murat da bilecektir. Şimdi üretero-veskal fistüllerde ne yapılacağı bellidir. Oradaki meslektaşlarımız gerçekten vajinal yaklaşıma büyük hakim. Ben de onlardan çok şey öğrendim. Fakat onların genel anestezi eksiklikleri oldukları için üst tarafı bilmiyorlar. Dolayısıyla hiç bu tetkikleri yapmadan ve üretero-vajinal fistül Allah'ın bir lütfu bu şekilde böbrek zaten kendini koruyor. Dolayısıyla biz bunu düzelteceğiz değil mi? Bunun için 3 tane yol var. Bir kere hastalıklı üreteri ellemeye hiç gerek yok. Orada vakit geçirmeyin. Ne yapacaksınız? Açtıktan sonra olayın nerede olduğunu görüyorsunuz. Eğer defekli üreter varsa retroperitoneal olarak önce mesaneyi serbestleştireceksiniz. Burada esas mesane kapasitesini korumak. Ne oluyor? Mobilize ettiğinizde inferior vesikal arterleri korumak şartıyla mesaneyi gayet güzel Şerif Murat gösterdi. Yukarıya çekeceksiniz, oraya implant edeceksiniz. Olay bitti. Eğer daha uzunsa bu sefer mesanenin hacminden fedakarlık ederek buharı flap yapacaksınız. Hatta öyle ki özellikle bu deglobing olan vakalarda biz bütün full length üreteri de spiral flap kullanarak hiç ileal üretere ihtiyaç duymadan kapatabilmekteyiz. Hatta bu bizim bu yaptığımız operasyonlardan sonra Nijer'deki Cumhurbaşkanı'nın eşleri bize bir kasa mango hediye etti. Ama kalmadı maalesef, size ikram edemeyeceğim. Bir ikinci soru arkadaşımızın. Şimdi çok özür dilerim. Gracilis adresi muhteşem bir şey. Bizim de 4-5 tane deneyimiz var. Dolgu maddesi olarak kullanmakta. Gracilis iç kondilden yukarıya gelir. Orada belki biraz eksik gösterildi. Bir de o kadar ideal bir doku ki kanlanması sadece proksimalden. Dolayısıyla beslenmesi çok kolay oluyor. Uretro, postoperatif radikal prostatik uretro rektal fistüllerde mükemmel bir sonuç veriyor. Şerif Murat'ın görüşünü almak isterim. Bu kadar sofistike glulara vesairelere hiç ihtiyaç yok. Açtınız mı? Ne yapacağınız belli zaten. Dolayısıyla hocam kaç saat sürüyor ameliyatlar? Çok çok kısa sürüyor. Niye Gracilis sürüyor? Hangisi? Gracilis mi? Ha. Efendim ben sadece iki kesi yapıyorum. Bir de özel bir teknik var. Fingroskop. Orada 3 kesi yaparlar. Evet. Alttan kestikten sonra elinizi şöyle gittiğinizde Gracilis'i yukarıya doğru çekiyorsunuz zaten. Evet. Daha önce de perineden açtığınız için oraya aktardınız mı? Olay bitiyor. Evet. Çok kısa tabii sürüyor yani. Glu indikasyonlarıyla bu ameliyat indikasyonları çok farklı hocam. Aynı hastalar. Hayır ben şeyin cevabına vermek istedim. Yani bu retrovezikalden hocam şöyle sıradaki konuşmaya devam edebilmemiz için bu noktada Şerif Murat'ın cevabı varsa onu alalım. Bir de Aydın hocam sırada bir sorusu var. Teşekkür ediyorum. Yes, as the professor said, you have to do a very good examination of the patient in the beginning. And that's what we do when we go to Africa, because in each mission, we treat around 30 to 40 cases.
So we take the first day to make examination only, and then to we decide in the list 1, 2, 3, 4 which each patient will do this. So that when we start working, we start in 3 ORs, and everyone knows what he's going to do exactly with all the options. In some cases, we need to do not only the closure of the fistula, but sometimes do urethroplasty or creation of a new urethra. If we have rectal fistula, we prepare the fistula, and then we prepare the perineum, because with the rectal fistulas, you have usually loss of the perineal body. So you need to reconstruct the whole perineum and to create a bigger perineal body, which is important for the continence of the female. So we do all this vaginally. The abdominal cases is reserved for the uterovesical fistula and the uterovaginal fistula. So this is what we open for it. And we use, again, fibrin glue. I will show you the fibrin glue in the next session, how it looks like and how we use it. Because you put it as interposition substance or flap between the sutures to prevent the recurrence. Teşekkür ederiz. Haydar Hocam. Adnan Hocam kısmen bahsetti. Enterourethric fistüllerde, flap veya grave'de ama vesikovajinal fistüllerde özellikle daha kolay olan bir U filebi veya ters U filebi hangisi daha uygunsa vajen mukozasına U filebi yaparak, yani iki suturu mesane ve vajen mukozasını üst üste dikmek yerine flap kaydırarak İkinci vajen mukozasını daha üstte veya daha altta dikerek başarının daha fazla olacağını inanıyorum. Yeterli olmazsa da gerekirse marşius flap kullanılabilir. Bu katkı yaptıktan sonra bir de genel olarak tüm fistüllerde fistül traktı çıkartılmalı mı, çıkartılmamalı mı, ben onu sormak istiyorum. Evet Adnan Hocam. Enterourethral fistüller için mi konuşuyoruz? Evet, çıkartmamızda fayda var. Çünkü fistül traktı demek zaten biliyorsunuz problemin ana merkezi. Enterourethral fistüller için çıkartmakta fayda var. Hatta biz eğer ileal bir fistülden bahsediyorsak ileal rezeksiyon bile yapmamızda fayda var. Yani o fistüllü olan ileum kesimini çıkarıp ileolostomi yapmak daha mantıklı tabii. tabii vejikovajinal fistülle ilgili bir şey demeyeyim, ben şu haddim değil. Onu anlatmadım. Vezikovajinal fistüllerde artık tecrübemiz çok yüksek. Aplı Hoca da söyledi. Fistül traktı çıkarmaya hiç gerek yok. Ama senin dediğin doğru. Enterovezikal fistüller ayrı bir kategori. Orada yani. Haklısın. Hocam, şimdi esas fistülde esas en büyük hata fistülü etrafını en az 1-1,5 santimetre diseke ederseniz çıkarıp çıkarmamak önemli değildir. En büyük hata tam olarak diseke edilmediği için kat kat kapatılmasıdır. Bunu ister vajinal olsun ister abdominal olsun büyük eksiklik, rekürrensler buna bağlıdır. Eğer buna dikkat edilirse ve iki tabaka kapatılırsa bundan sonra araya dolgu maddesinin kolup konması o kadar önemli değildir. Teşekkür ederim. Ben bu noktada tüm konuşmacılara teşekkür ederek programa devam etmek zorundayız çünkü.